Değerli izleyiciler, kıymetli basın mensupları. AK Parti İzlik İlçe Başkanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Ben değil, biz olalım. İzlik ve İzlikli'nin yıllardır çektiği kanalizasyon sıkıntısını bugünkü çalışmalar ile bitirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. İzlik'imize hayırlı olmasını diliyoruz. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer izlikliler. Bugün sizlerle dev hizmetlerin İznik'e geliş serüvenini anlatmak üzere bir aradayız. 2012 yılının Ocak ayı sonunda dönemin AK Parti ilçe başkanı Osman Sargın ve ilçe başkan yardımcısı Mehmet Iştıroğlu ile İznik Belediye Başkanı Kadir Er Yılmaz'ı ziyaret ederek İznik'in sorunları üzerine görüşmeler yapmışlardır. Bu görüşmelerde kanalizasyon, arıtma tesisi, doğal gaz projeleri üzerinde durulmuştur. Görüşme sonunda dönemin ilçe başkanı Osman Sargın bu projeleri ile ilgili bakanlıklar ve AK Parti Genel Merkezi ile görüşerek dönüş yapacağını bizzat belediye başkanı Kadir Er Yılmaz'a bildirmiştir. Eski ilçe başkanımız Osman Sargın ve Bursa milletvekilimiz İsmail Aydın ile birlikte ilgili bakanlıklar ve AK Parti Genel Merkezi ile görüşmeler yapılmış ilgili projeler için Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile 22 Şubat 2012 tarihinde randevu almışlardır. 2012 yılın Şubat ayının başında belediye başkanlığında tekrar bir araya gelinerek alınan randevular dile getirilmiş ve hazırlıklar yapılması konusunda mutabık olunmuştur. Bu görüşmeler sonrasında ilçe başkanlığında kummalı bir çalışma yapılmış, belediye meclis üyemiz Mahmut Usta başkanlığında komisyon kurularak ilgili bakanlara ve milletvekillerinize takdim edilmek üzere İznik'in sorunları ve çözüm önerileri isimli 10 adet dosya hazırlanmıştır. 22 Şubat 2012 tarihinde eski kaymakamımız Nurettin Kakillioğlu, eski ilçe başkanımız Osman Sargın, eski ilçe başkan yardımcımız Mehmet Hıştıroğlu ve Ova ve Köyleri Sulama Birliği Başkanı Hasan Aydemir'den oluşan heyet Ankara'ya gitmiştir. Ankara'da ilk olarak Bursa milletvekilimiz İsmail Aydın ile buluşulmuş ve planlama yapılmıştır. Belediye Başkanı Kadir Erlimaz'ın her zamanki gibi Ankara'da olması sebebiyle kendisiyle Başbakanlık binası önünde buluşulmuştur. İlk olarak Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç ile görüşülerek parti teşkilatımızın hazırladığı dosya ve Belediye Başkanı Kadir Er Yılmaz'a hazırladığı dosya kendine takdim edilmiş ve destek sözü alınmıştır. Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç ile bakanlar ile tek tek telefon görüşmesi yapmış olduğundan doğalgaz EPDK Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ile görüşme yapılmış. Bu görüşmeler sonrasında EPDK Genel Müdürlüğü de dahil olmuştur. Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç ile görüşmenin ardından dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar makamına gidilmiş. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a ilçe başkanlığımızın hazırlamış olduğu dosya takdim edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev kapsamına giren kanalizasyon, arıtma tesis sorunları dile getirilmiş. Sayın Bakan anında olaya müdahale ederek İller Bankası Genel Müdürü ile telefon görüşmesi yapıp makamına çağırmıştır.
Bakan Bayraktar makamında İller Bankası Genel Müdürü'ne kanalizasyon ve arıtma için projelerin hazırlanması talimatı vermiştir. Üzerek belirtmem gerekir ki o güne kadar İznik Belediyesi'nin kanalizasyon ve arıtma tesisi hakkında bir dilekçesi dışında hiçbir çalışması yoktur. İlçe başkanlığımızın hazırlamış olduğu dosya takdim edilerek İznik Barajı gündeme getirilmiştir. Ömerli Köyü üzerinde Karadere yatağında yapılması planlanan İznik Baraj Projesi, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne bizzat talimat ile hız kazanmıştır. 2018 yılında bitirilmesi planlanan İznik Barajı 52.700 dönüm alan sulaması, İznik'in elektrik ihtiyacının karşılanması ve İznik'in içme suyunu karşılaması özellikleriyle 24.000 kişinin hizmetine sunulacaktır. Akabinde dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile görüşülmüştür. Bakanlıktaki makamında yapılan görüşmelerde Sayın Bakan ile İznik'e Yeşil Müze yapılması ve İznik Müzesi restorasyonunun yapılması konusunda karar çıkmıştır. Ayrıca Roma Tiyatrosu kazıları için il özel idaresinin arayan Sayın Bakan, kazılar için il özel idare tarafından bütçe aktarılması sağlanmıştır. Tüm bu görüşme sonrasında İznik'in doğalgaz ihtiyacını karşılamak üzere EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na gidilerek İznik'in doğalgaz sıkıntısını dile getirilmiş ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'ın konu ile bizzat ilgilendiği dile getirilmiştir. Bu görüşmenin sonunda devlet yatırımı ile İznik'in doğalgaz sorunu çözümü kararı çıkmıştır. Görüldüğü üzere EPDK mensupları ve kıymetli hemşerilerim. Biraz önce anlattığımız üzere 2012 yılının başında dönemin AK Parti İlçe Başkanı Osman Sargın ve İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Işıtıroğlu'nun girişimleriyle İznik'te biz kavramı öne çıkarılarak dev hizmetlerin İznik'e gelişinin yolu açılmıştır. Bizler İznik'e gelecek her hizmet için elimizi taşın altına koyuyoruz. Üzülerek görüyoruz ki 10 yıldır İznik Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sayın Kadri Er Yılmaz Beyefendi belediye yayın organının aracıyla söz verdiğimiz gibi manşetleri arttırarak 2009 yerel seçimlerinde verdiği sözünü öne atarak ben kavramını öne çıkarmaktadır. Artık İznik için biz olma zamanıdır. Sayın Belediye Başkanı Kadri Er Yılmaz'ın arıtma tesisi temel atma töreninde Osmanlı'ya ve Osmanlı ideolojisine atıf yapmıştır. Ama üzülerek görüyoruz ki Başkan Er Yılmaz Şeyh Edebali'nin öğütlerine uymamış, birlikte olmanın önüne geçmiştir. İznik Belediye Başkanı Kadri Er Yılmaz'a soruyoruz. Sayın Başkan, bu görüşmeleri yalanlıyor musunuz? Yoksa bu görüşmeler aynen anlattığımız gibi midir? Sayın Başkan, EPDK doğalgaz projesi için istenen abone konusunda abone sayısını az vererek doğalgaz projesinin önüne geçmek istemiş midir? Üçüncü sorumuz. Sayın Başkan, Ankara'da 5 bakan ile görüşüleceğini bildiği halde neden sadece bir dosya ile Ankara programına katılmamıştır? Dördüncü sorumuz. Sayın Başkan, kanalizasyon projesinin yapılacağını biliyordu ise binlerce liraya mal olan göl sahil yolu parke döşemesi yapılarak devlet ile İznik Belediyesi neden zarara uğratmıştır? Beşinci sorumuz. Sayın Başkan, bu fotoğraf çekildiğinde bu heyet bakanlıklara çay içmek için mi gitmiştir? Eğer Belediye Başkanı Kadri Er Yılmaz'ın dediği gibi projeyi İznik Belediyesi yaptı ise İznik Belediyesi'nin onaylanan bütçesi 11 milyon TL'dir. İznik Kanalizasyon Projesi 38 milyon TL'dir. İznik Belediyesi'nin borcu yoktur.
11 milyonluk bütçeyle 38 milyon TL'lik yatırımı nasıl yapmıştır? Şimdi eminim ki Başkan Kadri Er Yılmaz belediye başkanlığı olarak yaptıkları yazışmaları göstererek projeleri belediyenin yaptığını ispatlamak isteyecektir. Ama biz çok iyi biliyoruz ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Sayın Bakan Erdoğan Bayraktar ile yapılan görüşmede Kadri Er Yılmaz'a İznik Belediyesi'ne sadece katiplik yapmak düşecek. Projeyi İller Bankası finanse edecek demiştir. Kanalizasyon ve arıtma tesisi yatırımlarının bedeli 2 yıl ödemesiz. 2 yıl sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ tarafından ödenilecektir. İznik Belediyesi yayın organı olan Yerel Haber'in de genel yayın yönetmeni olan kişinin de Olay Gazetesi'ne yapmış olduğu haberdeki gibi İznik Belediyesi'nin kasasından 1 lira dahi çıkmayacaktır. Sayın İznik Belediye Başkanı Kadri Er Yılmaz'a soruyoruz. 10 yıldır görev yapan bir belediye başkanının partisinin genel başkanının görev süresinin bitişine yakın bir tarihte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu arıtma tesisinin temelini attırmıştır. Peki 10 yıl boyunca kendi imkanları ile yaptığı bir hizmet projesinin açılışını veya temel atmasını neden yapmamıştır? Aslına bakarsak 10 yılın sonunda yapılan tek temel atma töreni olan bu tören İznik'in ve İznikli'nin 10 yılın boşa gittiğini ispatıdır. Saygılar İznik halkının bilgisine sunarız. Saygılarımızdan. Tamar Mahmut Ersek, AK Parti İznik İlçe Başkanı. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Basın toplantımıza katıldığınız için.